Hani biz evlenince sen ustabaşı olacaksın ya. Ben de ustabaşı karısı olunca şimdiki ustabaşının karısı gibi böyle saçlarımı kestireceğim, kıvırcık yapacağım. Onun gibi Japon kollu elbiseler giyerim değil mi? Şapka bile giyersin. Giyerim be. Kim karışır kocam istedikten sonra? İşçilerin karısı gelir bize değil mi? Oğullarına falan iş istemeye. Gelir tabii. O zaman ben de şimdiki ustabaşının karısı gibi sorarım onlara. Ne istiyorsun hanım? Açıkça söyle. Hanımefendi. Kocam 6 aydır işsiz. Çok sıkıntı içindeyiz. Peki ne yapabilirim? Eşinize söyleseniz de kocama bir iş buluverse. Güllü hanımefendi. Güllü hanımefendi. Ay yok be. Ben o isimde hiç ustabaşı karısı duymadım. Sen de ismini değiştirirsin. Değiştiririm değil mi? Ne yaparım ismimi? Serap. Serap hanımefendi. Onlar mı yaptı sana bunu? Sana bir daha kimsenin elini kaldırmasına izin vermeyeceğim. Dayanamıyorum artık Kemal. Her gece yatağa yattığımda aynı düşü kuruyorum. Nasıl bir düş? Mahallenin girişine gelmişsin taksiyle. Ben elimde bohçam. Beyaz yazmamı savura savura koşuyorum sana. Sen hemen davranıp taksinin kapısını açıyorsun. Ben biliyorum. Sen de hemen yanıma kuruluyorsun. Taksiye sür diyorsun. Gitmeye başlıyorsun. Ben yine böyle başımı dayıyorum gözüne. Yüreğinin atışını dinliyorum. Kaçacağız Güllüm, az kaldı. 18'ine bastığın gün kaçıracağım seni. Sadece 2 ay. 2 ay daha sabret ha. Hadi gir artık içeri. Üşüme. Kıyafetin hiç hoşuma gitmiyor.
Benim şoförüm olacak, sen böyle serseri gibi dolaşamazsın. Adama benzemen lazım. Sabah ilk iş git, kılığını kıyafetini düzelt, tamam mı? Muzaffer, şuna para ver de kendine gidip bir şeyler alsın. Gerek yok beyim, benim param var. Merak etmeyin, sizi utandırmayacak şekilde giyinirim bundan sonra. Pek de gururlu maşallah. Kemal. Canım. Geldin ha. Geldim, geldim. Benim için geldin değil mi? Benim için ölebilirsin de. Gözümü bile kapadı. Ben de Kemal. Daha ne kadar izleyeceğiz böyle? Kaçır beni. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim Kemal'cim. Eşyaları çıkarmama yardım eder misin? Tabii efendim. Madame Emma'ya gideceğiz. Elini çabuk tut biraz. Tamam. Tamam değil. Peki hanımefendi diyeceksin. Peki hanımefendi. Başka bir isteğiniz yoksa ben gideyim hanımefendi. Bana sürekli hanımefendi demene gerek yok Kemal'cim. Sadece Halide Hanım yeter. Siz nasıl isterseniz. Bir de şunu salona koymak istiyorum. Bana yardım eder misin? Tabii ki. Rahmetli Behiye yengem çok severdi bu heykeli. Abimin ilk eşiydi. Balayına Paris'e gittiklerinde bir antikacının vitrininde görüp almış. Vefatından beri bağ evinde duruyordu. Nihayet şimdi hak ettiği yeri buldu. Bekleyeceğim ben. Onun bir suçu yok. Yardım etmesini ben istedim. Öyle mi? Hı hı. Benim şoförüm kendi işlerini kullanamazsın. Nereden senin şoförün oluyormuş? Çünkü Muzaffer benim için tayin etti. Bağırmadan konuşamaz mısın sen? Bağırtmadan konuşmayayım. Bu ne bu? Bu cıbıldak herif heykelinin ne işi var benim salonumda? Niye koydun bu süprüntüyü salonuma? Ağzını topla. O süprüntü dediğin şey Behiye yengemden yadigardır. Ne kadar banal. Ben salonumda cıbıldak herif falan istemem. Cahil. O insan değil. Aşk meleği Eros. Ayrıca burası sadece senin evin değil. Bu evin hanımı bensem benim dediğim olacak. Anlamam ben öyle Erol Merol. Dur artık, seni daha fazla dinleyemeyeceğim. Sen de ne dikilip duruyorsun burada? Git arabaya çalıştır.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.